Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra lan hep kanatları döktü ya bu. İstanbul'dan hediye gelen çakmaklıyı uçuracağım arkadaşlar. Kuşu aç. Geceden önlerinden yeme aldım. Yani dün akşam saat 8'de 7 ile duruyor. Yem burada dışarıdaydı. Hemen biraz kuştan bahsedelim arkadaşlar. İstanbul'dan bir takipçimiz göndermişti kuşu. Ters çevirirsek sakama neyse. İstanbul'dan bir takipçimiz göndermişti. Biraz uçurduk. Yavruluğunda deli oynadı. 6 attı, yeri geldi 7 attı, yeri geldi 8 attı. Sonra kuş kızdı. Kızınca oyun bozdu arkadaşlar. Böyle 1 attı, 2 attı, 1 attı, 2 attı. Sonra yani normal kendi kuşlarımdan falan olsaydı muhtemelen o kadar bozmasına gönderirdim arkadaşlar. Şey diye olduğu için göndermedik. Denemeye devam ediyoruz. Saat şu anda sabahın 5.30 filan. Antalya'dayız. Şimdi bu kuş şeyi yaptı arkadaşlar. Eşleşti. Güzelce yumurtladı. Yumurtasını çektim altından. Başka bir kuş baktırdım. Gayet sağlıklı da büyüttü. Hala da büyütüyor. Sonra bir daha eşleştirdim kuşu. Dişiyle. Tekrar yumurtladı. Altına yumurta sürdüm. Bir haftadır da yatıyor. Kuşumuz erkek. Bu arada arkadaşlar. Yani iki kere eşleştirdim kuşu. Yani yavruya da kustu. Yumurta üstünde yuva uçar diyenler için kuşu yumurta üstünde de kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şu anda antrenman. Bayağı dur uçmuyor kuş. Bayağıdır yani. Yani şöyle söyleyeyim. Kafadan bir ayı vardır. Bir aydır yatıyor. 4 veya 5 dakika içinde çakılabilir. Yavruya kusuyor. Yavruya kusmasın. Yani iki yavruya birden kusuyor. Yavruları da iri iri yaptı maşallah. Bayağıdır da yatıyor yani. O yüzden şu anda fazla bir şey beklemiyorum. Altına niye kuş sermiyorsun abi diyenler olabilir. Şu anda ben bu kuşun altına kuş serersem kuş gelir dümdüz boş iner arkadaşlar. O yüzden altına kuş sermiyorum. Kendi gelip birazdan zaten inecek. Size oyun kuşu antrenmanları da vereceğim arkadaşlar. Daha çok antrenman vereceğiz. Gökhan abi kupada tek kaldı. Yani kuşlara hep tek antrenman verdi. Kuş sefer aralığını doldurmadığı için diskalifiye olmuştuk. Aha kaçak geldi. O ne lan? Sen de gel. Arkadaşlar bir tane kaçak var. Araba benziyor. Ön direğe attı. Arap mı? Şöyle zoom çakalım. Değişik bir kuş. Lan boştan yere heyecan yaptık. Neyse. Neyse çakmaklığını da altına
kuş sermiş olduk. Ulan her yere de çiğ yağmış, ıslandı pantolonum. Arkadaşlar, dediğim gibi bak, yalnız kuş kanat dökmeye başlamış. Az önce de kalkarken kanat telekleri döküldü. Şu anda kanadından uçarken o hava boşluğunun sesini duyabiliyorum. Rahat bir şekilde. Burada artık tüy dönemi diye bir dönem var biliyorsunuz güvercinlerde. Arkadaşlar tüy dönemi başladı. Haziran ayı girdi. Haziran'ın 3'ündeyiz. Şimdi ufak ufaktan kanatları dökmeye başlarlar. Ondan sonra kuyruk filan derken enseden, boyun altından filan Temmuz Ağustos dedim mi İyice tüye girer. Çoğu tüyünü tamamlar. Çoğu yeni yeni giriyor. Değişiyor. Kuşlarda bir ay, bir buçuk ay aralarında fark olabilir. Bazısı hiç girmiyor. Özellikle yavrular girmediği zaman ölüyorlar arkadaşlar. Böyle durumlar olabiliyor. Bu kuşta da tüy dökme işi başlamış. Kanatlarının arası bariz boşluklu olduğu belli oluyor. Özellikle sol kanattan atmış. Ben şimdi bunu niye uçuruyorum arkadaşlar? Bunu böyle artık günlük birçok kuşu uçuracağım. Bu yavruya kusma şeyini tamamladı. Kanat tamamlamasını beklersem 5 ay bu kuş yatar. Tabii filizde patlatmamaya çalışacağız. Ona göre bir şey uyduracağız. Belki de yani 4 günde bir uçururuz. Şey yapmasın diye. Hamlamasın diye. Kanat açma durumu falan olursa. Onu siz de mesela arkadaşlar kuşunuzu uçururken hamlamasın falan diye kuşu tanımanız lazım. Örnek veriyorum, kuş çok sert bir kuşsa ta 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 mesela atıyor, tak 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 attı, ara boşluk verdi. Tak 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 attı, ara boşluk verdi. Çok da sessiz soluklu. Hayvan tüye girdiği zaman uçuramazsınız. Bu alttan yeni gelen filizler var ya, onları patlatır arkadaşlar. Kuş biraz daha esnekse en azından böyle 3 günde bir, 4 günde bir uçurma imkanınız olur. Şimdi burada merak edilen bir soru var. Bu yavrularında 6-6 giden, 7-7 giden kuş şu an sefere gelip niye bir tane takla atmıyor? Arkadaşlar bu tamamen kuşun ham olmasından kaynaklanıyor. Bu kuş böyle bir hafta 10 gün uçarsa en azından 2-3 takla atmaya başlayacaktır. Hayvan şu anda bayağı ham. Uçmuyor, kanat çıkmıyor. Kanatları hamladı, kendi hamladı. Kilo var, kendini yukarı çekemiyor. Hayvanda yavru beslemenin verdiği yorgunluk var. Tabii bir de tüy şeyi var. Tüy hayvanları çok rahatsız eder, tüy dönemi. Bunların hepsi etkin faktörler. O yüzden kuşa çok da suç bulmamak lazım. Ne güzel hayvan işte, attım öyle uçuyor. Kendi çabalarında gelmeye falan çalışıyor. Normalde şunların da şu hedefte falan durması lazım arkadaşlar. Şimdi gidip oraya sürmeyle falan uğraşmayacağım. Şimdi geri gelecekler. Biliyorum bu yavrular durmuyor. Kümese girmek istiyor. Kümes yavruları bunlar. Hedefte daha çok eke, böyle kümeste durmak istemeyen ekeleri falan atmak lazım. Bu yavrular biraz kümesçi. Bu arada kuş da hala çatıda duruyor. Çatıda diyorum, neydi? Direkte. Uçum videoları çoğunuza sıkıcı geliyor arkadaşlar. Genelde kanalın %90 ağırlığı sohbet, muhabbet, gırgır, şamata, Gökhan abi ne dedi, Bülent abiden dedi. Mehmet Hoca yine ne muzurluk yaptı. Falan bu tarz sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Biz de kendi aramızda zaten bu tarz şeylerden, videolarda doğal olduğumuz için biz de bir araya gelmeyi seviyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız var. Onlar da uçum kuşlarını, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Uçum kuşlarını merak ediyorlar.
O yüzden oyun kuşlarını çekmemi istiyorlar. Bu arada kuş muhtemelen sanırsam yanılmıyorsam arka dama attı arkadaşlar. Yanlış görmediysem, bir yerden çıkıp gelmezse. O yüzden sık sık uçum videoları da artık gelecek arkadaşlar. Şimdi kuş muhtemelen çatıya attı. Niye çatıya attı? Halbuki oturuyorum da burada. Bir zorlama da yapmadık. Yarın iyi kötü yavru da var. Kuşun karnına da aç. Niye attı? Yorgunluktan, hamlıktan. Geldi 2 defa 3 defa bir denedi inmeyi. İnemiyormuş gibi oldu yani. Tam böyle oyundan inememezlik değil de. Sonra oraya döndü arkayı. Kendini de fazla zorlamadı. Bıraktı arkadaşlar oraya. Muhtemelen o çatıya attı. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bu kuş çatıya alışkın bir kuş değil. Ama arada böyle. İşte uzun süre yatırdığınızda bu tarz şeyler olabilir. Siz ne yapacaksınız? Çatıya fazla alıştırmamaya özen göstereceksiniz arkadaşlar kuşlarınızı. Gerekirse şimdi çatıya mı attı? 2 gün aç bırakacaksın. Yere parlağı iyi kuş sereceksin. Beyaz meyaz böyle. Tam hayvan yorulmaya yakın. Basacaksın parlağı, atacaksın önüne yemi. Görecek. Yem yemeye inecek. Bunu da bu şekilde önlersiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ben şimdi yine atacağım kuşlardan birkaç kuş seçeyim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.